Ay bu gece çok güzel oldu değil mi? Tam usulüne göre oldu. Ay Azmiye'cim sen de çok koşturdun. Çok teşekkür ediyoruz. Ne demek canım? Maksat sevenler kavuşsun. Tüm gayemiz bu. Leon'un çikolata çok iyi. Tadına bakar mısın? Tam da sorunsuz bir gece oldu derken sakarlığım tuttu, kusura bakmayın. Ay bu da bir şey mi? Beni istemeye geldikleri gece. Evimizdeki kocaman antika ayna çatır diye bin parçaya bölünmez mi? Nazar çıkmış, nazar. Ay, asıl benim arkadaşımı istemeye gittiklerinde pop, elektrikler kesilmiş. Sonra elektrikler geldiğinde bir bakmışlar. Damat yok. Kaçmış. Hem de gelinin en yakın arkadaşıyla. Bizim Vedat'a kız istediğimiz zaman yine böyle tuzlu kahve yapmışlar. Ben Vedat'a bakıyorum, rahat rahat içiyor. Hiç keyfini bozmadan. Sonra kendi kahvemden bir yudum içtim. Ama nasıl tuzlu, nasıl tuzlu? Vedat Beyciğim de şanslıymış. Selamlar. Bizim Sevtap'ın oğluna kız istemeye gitmişler. Ama öyle kalabalık gitmişler ki bakmışlar ev insan dolu. Dönüp geri gitmişler. Ay iyi, iyi, iyi. Onlar geri dönmüşler. Ben 20 kişiye tencerede kahve yaptım beni istemeye geldiklerinde. Ya. Ay yüzüme yaş geldi ya valla. Evet. Ben o zaman sizin izninizi isteyeyim. Ay biliyorsunuz Merve çok kötü oldu. Duygulandı biraz burada. Şimdi ben gideyim, çok geç olmadan bir ona bakmam lazım. Muharrem Usta, Leyla teyzem. Siz hiç kalkmayın. Tamam mı? Size çok mutluluklar diliyorum. Hiç rahatsız olmayın. Ben kendim giderim. Zaten yolu biliyorum. Öptüm öptüm. Hadi iyi geceler herkese. İyi geceler senin. Leyla Hanım, Muharrem Bey. Ben size mutluluklar diliyorum. Bu önemli geceye bizi de ortak ettiğiniz için çok teşekkürler. Allah tamamına erdirsin. Yolu biliyorum. Hiç zahmet etmeyin. İyi geceler diliyorum. İyi geceler Cenab-ı. Ne demek taksi yok? Nasıl taksi olmaz canım? Aa, bu saatte. Ben gerçekten anlamadım. Peki gelecek mi taksi? Peki. Onu bana yönlendirir misiniz? Selim. Taksi çağırdım. Gelecekmiş, onu bekliyorum. Ne gerek var? Aynı yere gidiyoruz zaten. Hadi gel yürüyelim. Ben varınca seni arabayla bırakırım Aydın'a. Ay ne münasebet canım. Ben taksiyle gideceğim zaten. Yani yok şimdi ama gelecek illaki. Bana elinde sonunda bir açıklama yapacaksın. Bunu biliyorsun değil mi? Bu konudan öyle kolay kaçamazsın. Ya ben niye kaçıyormuşum ya? Kaçacak bir şey yaptım da sanki kaçıyorum. O ne demek? Ben de tam onu soracaktım işte. Ne demek istemeye geldiklerinde falan? Yani demin şimdi o mevzu şöyle bir kere çok manasız bir şey. Ayrıca orası küçük bir yer yani insanlar öyle arada yoklar. Ne demek arada yoklar ya? Ya benim haberim bile yoktu. İnsanlar çıkıp gelmişler. Ayrıca orası küçük yer, adettendir. Hayır desen bile bir kahve yaparsın, bir dinlersin. Ha dinlediniz yani. Bayağı Semih Bey, Reyhan Hanım, sen oturup bayağı bayağı dinlediniz öyle mi? Anlat anlat. Kahveleri de yapmışsın. Sonra ne yaptın? Tuzda koydun mu beyefendinin kahvesine? Demir, bak onunla yani birbirimizi... aramızda öyle bir... liseden arkadaşım ya. Ha liseden arkadaşım bu. Ha sen tanıyordun yani bu adamı.
Hayır nereye ya? Dur bir dakika dur. Baştan böyle küçük yer hikayeleri falan anlattın. Güzel giriş kısmı görücü usulü gibiydi. Sonra birden hop gelişmede liseden arkadaşın oldu. Şöyle yapalım mı? Ben direkt sonuç kısmını alayım, konu kapansın. Ay lise bitti, ayrıldık. Hepsi bu. Ben nereden bileyim yıllar sonra gelip beni isteyeceklerini? Artık orasını ben mi bileyim seni? Sen bileceksin. Aranızda ne yaşanmışsa bir türlü unutamamış seni. Ne? Aa. Ne yaşayacakmışız canım? Çok çocuk zamanlarımız o zaman. Yani iki kere sinemaya gitmişizdir. Biz el ele tutuşmuşuzdur falan. Ha sinema demek. Hangi filme gittiniz? Korku filmi falan mı? Ay Demir hatırlamıyorum. Ha film izlenmedi çünkü orada. Peki? Demir sinemanın kapısından dönüp eve gittim. Niye? Midem ağrıdı çünkü. Ha heyecan yaptın sen. Normal, normal. Ay Demir. Allah Allah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.